Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Pınar Zengin. Merhaba herkese. Edukasyon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı'nda akademik koordinatör olarak görev yapmaktayım. Bugün canlı yayın konuğumuz British Council Türkiye Eğitim Müdürü Sayın Semra Yalçın. Hemen Semra'nın ben canlı yayına davet etmek istiyorum. Merhaba Merhaba. Semra. Duyabiliyor Merhaba. musunuz? Evet, duyabiliyorum. Hoş geldiniz. İyi Hoş akşamlar. bulduk. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, siz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Davetiniz için. Umarım yayınımızda öğrencilere, adaylara faydalı olur. Umuyorum. Umuyorum. Bugün British Council tarafından Türk öğrencilerine özel olarak verilen burslardan bahsedeceğiz yayınımızda. Öncelikle Edukas olarak ben biraz kendimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Biz Edukas ailesi olarak İngiltere'deki üniversitelerin Türkiye resmi temsilciliğini yapıyoruz. Ve öğrencilerimize oradaki eğitim şartları, başvuru şartları, okullar hakkında bilgiler, başvuru prosedürü, konaklama, vize gibi A'dan Z'ye tüm hizmetler için ücretsiz olarak destek oluyoruz başvurularında. Bugün Cranfield Üniversitesi adına sizin verdiğiniz burslardan bahsedeceğiz. Ve Cranfield Üniversitesi'nde Türkiye resim temsilcisiyiz Edukas olarak. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da ve çok yeni olarak Londra'da ofislerimiz var bizim. Aday öğrencilerimiz bizlere iletişim bilgilerimizden ulaşabilirler. Biz de biraz sizi tanıyabilir miyiz Semra Hanım? British Council olarak Türkiye'de neler yapıyorsunuz? Biraz içeriğinden bahsedebilir misiniz lütfen? Tabii. Önce minicik kendimi tanıtayım. Ben Semra Doğan. British Council'da çalışıyorum 17 yıldan bu yana. Eğitim müdürüyüm. Alanım Birleşik Krallık'ta eğitim. Sizlere hani Birleşik Krallık'ta eğitimle ilgili bilgilerin sunulması şeklinde diyebilirim. British Council olarak ise uluslararası fırsatları dünyanın her bir yanındaki ofislerimizde insanlara ulaştırıyoruz. Türkiye'de 1940 yılında kurulduk ve o zamandan bugüne kesintisiz her şartta zorluklara rağmen kesintisiz olarak faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. İki şehirde İstanbul ve Ankara'daki birçok isimimizle faaliyet gösteriyoruz. Daha çok ortaklarımız ve dijital platformlar üzerinden dünyanın, daha doğrusu pardon, Türkiye'nin dört bir köşesindeki insanlara ulaşıyoruz. İngilizce, eğitim ve sanat alanlarında da projeler yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz ve sizlerle böyle bu tarz platformlar üzerinden bir şekilde buluşuyoruz diyebilirim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi Cranfield Üniversitesi'nin STEM burslarından öncelikle başlayalım. Bu burs hangi bölümler için açık? Öncelikle onunla ilgili çünkü her bölüm için açık değil. Biraz bilgi verebilir misiniz? Ben bu arada linki tutturdum, başa tutturdum, pinledim. Öğrencilerimiz o linkten ulaşabilirler yine her türlü bilgiyi. Ama biz şimdi bugün uzun uzun anlatacağız yine detayları. Şimdi STEM adı üstünde Science, Technology, Engineering, Mathematics, yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını kapsıyor. Cranfield'ın da uygun olan bölümleri genelde mühendislik. Şöyle bir bakıyorum, birçok alan var aslında. Kimya mühendisliği, dijital enerji sistemleri, makine mühendisliği, su yönetimi, ısı mühendisliği, hava taşımacılığı yönetimi. Bunun dışında hepsini okumayayım ama gıda ile ilgili mesela gelecekte gıdanın sürdürülebilirliği gibi bölümler var. Robotics, yenilebilir enerjiler gibi daha birçok konu var. Yaklaşık herhalde burada 25 tane alan vardır. Bu alanlarda bir yıllık master programı için öğrenciler biraz daha açacağız hani kimler başvuruyor vesaire. Bu alanları kapsıyor diye söyleyebiliriz. Peki, teşekkür ederiz.
Cranfield Üniversitesi'nden de çok kısa bahsedelim isterseniz. Ne tarafta, nerede yer alıyor ve içeriği hakkında. Cranfield Üniversitesi şöyle ki sadece master ve doktora programlarını veren bir üniversite. Lisans yok bünyesinde. Çok iyi bir araştırma üniversitesi. İngiltere'de hatta ilk 5'te yer alıyor araştırma, funding, research funding konusunda hizmet veren ilk 5'te yer alan okullardan. Londra'ya yaklaşık 1,5 saat kadar uzaklıkta, kuzeybatıda yer alıyor. Londra'nın kuzeybatısında, çok yakın Londra'ya. Bünyesinde tabii ki bir araştırma üniversitesi olduğu için de çok fazla laboratuvar var. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi mühendislikle ilgili, diğer bütün alanlarla ilgili çok güzel programları var. İngiltere'de birçok üniversitede hatta olmayan. Ayrıca havacılık, havaalanıyla ilgili bir ünü var Cranfield Üniversitesi'nin. Bünyesinde havaalanı olan Avrupa'da ilk ve tek üniversite. Bu alanda da oldukça iddialı. Türk akademisyenler konusunda da oldukça zengin. PhD yapan, doktora yapan öğrencilerden kalanlar da oluyor. Ayrıca dışarıdan da yine Türk akademisyenler bünyesinde çok fazla var. Bu şekilde bir üniversitemiz. Teşekkür ederiz bu şeylerle, bölümlerle ilgili de bilgi verdiğiniz için. Peki bu bursu almaya kimler uygun? Kimler bu bursa başvuru yapabilir? Onunla ilgili de biraz bilgi verir misiniz? Şöyle, bilim alanında çalışmalarına başlayan, bilim alanında bu saydığımız alanlarda, STEM alanında daha doğrusu çalışmalarına başlayan ya da akademik kariyerinin başlangıcında olan kız öğrenciler, kadın ya da kız öğrenciler için uygundur diyebiliriz. Tamamen STEM alanlarını kapsıyor. Peki neden kız öğrencilere ya da kadın öğrencilere veriliyor diye sorabilir miyim? Şöyle, dünyada kadınların ya da kız öğrencilerin bilime katılımı oldukça düşük. UNESCO verilerine göre %30'un da altında diyebiliriz. Dünya genelinde bölüm, yani alan bazında baktığımızda sayılar o kadar düşük ki, mesela kız öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojisinde ki eğitimlere katılımı %3, doğa bilimleri, matematik ve istatistik sadece %5, mühendislik, imalat ve inşaat %8. Sayılar çok düşük. Birleşik Krallık'ta kadın erkek eşitliği konusunda biliyorsunuz ki hassas ve hani bu anlamda kadınları kendi içinde de aslında böyle dünyanın her yerinde de dediğimiz gibi Türkiye'de de keza kadınların, kız öğrencileri bilimsel bu alanlara katılımı düşük olduğu için teşvik etmek amacıyla çok cömert bir burs programı diyebilirim. Ben hani uzun zamandır buradayım, yani British Council'dayım. Kapsamlı burs daha önce görmedim. Ne kadar önemli olduğunu hani bursun cömertliği de gösterebilir diye düşünüyorum. Birazdan bahsedeceğiz, evet, neleri kapsıyor, oldukça kapsamlı dediğiniz gibi. Peki temel olarak bursa başvuru şartları neler? Evet, ilk etapta kadın veya kız öğrenci olması gerekiyor ama onun dışında ne gibi şartları var, neye sahip olmalı öğrenciler? Şöyle, mezun da olmuş olabilir, aday, son sınıfta da olabilir. 2022-23 akademik yılında başlayabilecek pozisyonda olması gerekiyor. O programlara kabul edilmiş olacaklar. Finansal desteğe ihtiyaç olduklarını göstermeleri gerekiyor. Bursu veren Birleşik Krallık Üniversitesi'nin, yani Cranfield'ın belirlemiş olduğu lisans üstü programının giriş koşullarına uygun olarak lisans diplomasına sahip olması gerekiyor. O anda programdan kabul almış olması gerekmiyor. Birazdan değineceğiz ama diploma sının elinde olması ya da hani o alanda eğitim alıyor olması gerekiyor. Lisans üstü eğitim araştırma yapmasına yetecek İngilizce seviyesine sahip olması gerekiyor. Birazdan o bilgiyi de vereceğiz. Seçtikleri alanda aktif olduklarını ve istekli olduklarını göstermeleri gerekiyor. Başvuru formunda bazı sorular var. Bir de seçtiği alanda eğitim almaya heyecan duyan ve bir British Council bursiyeri olarak, gönüllü olarak, bir elçi olarak diğer kız öğrencilere ilham verecek kapasitede ya da o istekte olması gerekiyor diyebiliriz. Evet, güzel. Yerine getirilebilecek şartlar. Peki kaç öğrenciye veriliyor bu burs acaba? Kaç aday alacak ve neleri kapsıyor? Bursun kapsamı neler? Ne kadar süre veriliyor?
5 öğrenciye veriliyor. 1 senelik master programını kapsıyor. Şunu söyleyelim yalnız. Eğer henüz Birleşik Krallık'taki eğitim sistemini bilmeyen arkadaşlarımız var. Birleşik Krallık'ta master programları 1 yıl sürer, 2 yıl değil. Dolayısıyla da bu tamamen tüm eğitim ücretinizi kapsıyor olacak. Onun dışında da yaşam masraflarınız, vize, seyahat, sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. Oradaki sağlık sistemini kullanabilmeniz için ek pay vesaire diyebiliriz. Bütün bu masrafları karşılıyor. Eğer bir anneyseniz, çocuğunuz varsa ve yanınıza götürmeyi düşünüyorsanız da onun için de çeşitli destek ya da imkanları var diyebiliriz. Evet. Tam bir burstur. Dediğiniz gibi çok cömert bir burs. Aynen, ben de uzun yıllardır İngiltere'ye çok öğrencim oluyor. Söylediğiniz gibi çok kapsamlı ve hep her bir kalem, saydığınız her bir kalem ciddi rakamlar. Pound olarak baktığımızda evet çok güzel. Umuyorum çok öğrenci başvuru yapar, içlerinden güzel adaylar çıkar. Evet. Peki bu bursu kazanıp yüksek lisans eğitimlerine başlayıp fakat başarıyla tamamlayamazlarsa herhangi bir sebepten dolayı bununla ilgili bir yaptırım var mı öğrenciye geri ödemeyle vesaireyle ilgili? Öyle bir şöyle öyle bir hani net bir cevap yok ama biliyorsunuz bazı konular kişiye özeldir ve hani öğrencinin karşılaştığı sorunlar bunu okulla komünike etmesi gerekir ve duruma göre değerlendirilerek hareket edilir. Ama mümkün olduğunca öğrencinin orada kalması, işte eğitiminde herhangi bir zorlanma vesaire durumu söz konusuysa bunları yerine getir, yani nasıl yardımcı olabilir üniversite bunlara bakacaktır. Çok ekstra bir durum söz konusuysa belki hani ötelenmesi, bir sonraki seneden devam etmesi vesaire gibi seçenekler de sunulabilir. Ama net bir cevabı yok. Kesinlikle kişinin özel durumuna bağlı olarak tartışılıp yanıt verilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama hani bursu geri istemek gibi bir durum söz konusu değil. Evet, ama bunu da çok fazla kaygılanarak öğrenciler hani bunu problem etmesinler kendilerine. Sonuçta çok çok büyük bir yüzde zaten başarıyla bitirip geri dönüyor İngiltere'deki master programında. Master programları siz daha iyi bilirsiniz. Öğrencilerle irtibat halindesiniz. İlk 1-2 ay yoğun İngilizce olması, işte çok okuma yapmaları, okuma yapıyor olmaları vesaire biraz böyle zorlayıcı, boğucu gelebilir ama sonrasında öğrenciler rayına oturtuyor her şey. Hani bu konuda bir yorum duymadım açıkçası. Evet. Dediğimiz gibi zorlananlar ya da hani istisnai durumlar olabilir. Ama hani bir yılda gayet başarılı bir şekilde bitirebilirler. Bunu düşünüp stres yapmamaları gerekiyor. Bir de zorunlu hizmet vesaire gibi bir şartı da bulunmuyor. Bunu da belirtelim. Mesela hani milli eğitim bursları zorunlu olarak gelip Türkiye'de çalışmaları gerekebiliyor. Böyle bir beklentisi yok bu bursun. Karşılıksız bir burs. Güzel. Peki uzaktan öğrenim, distance learning programları içinde bu burs geçerli mi? Saydığınız programlar içinde böyle bir uzaktan öğrenimle ilgili bir program var mı? Yok. Yani başvuru şartlarında öyle bir bilgi gözükmüyor. Zaten olmaması da gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bilim alanında laboratuvar çalışması gerektiren bir de üniversitenin düşünün siz de laboratuvarlarından bahsettiniz. Aynen. Oldukça fazla laboratuvar. Öğrencilerin bu imkanlardan yararlanması gerekiyor. Zaten oradaki grup çalışmalarıdır, seminerlerdir vesaire. Bunlara da yerinde katılması gerekiyor. Uzaktan çok mümkün olmayacaktır. Bir de tabii ki hani öğrenciye katacağı vizyon vesaire düşünülünce, bakış açısı düşünülünce yerinde eğitim için söz konusu. Uzaktan eğitim için maalesef değil. Evet, bir de tabii İngiltere'ye gidip deneyimlemesi de burada amaç. Oranın kültürünü, oradaki yaşam şartlarını da görmesini. Aynen. Alıp hani Türkiye'de neler yapabileceğini evet. Görmesi gerekiyor bence. Doğru, evet. Peki bursa başvuru anında öğrencinin İngilizce yeterliliği ile ilgili bir belge, IELTS ya da TOEFL eklemesi gerekiyor mu? Onu mutlaka görmesi, göstermesi gerekiyor mu? Hayır, başvuru formuna girdiklerinde bir takım işte sorular var. İngilizce ile ilgili de yeterliliği ile ilgili de sınav daha önce
almadı mı, evet ya da hayır şeklinde yanıt veriyor. O anda elinde bulunmasına gerek yok. Hayır diyorsa zaten hani burs başvurusu kabul görürse şu tarihe kadar IELTS alması istenecektir. Kaldı ki önce bursa başvuru sonra programa başvuru şeklinde ilerliyor. Her halükarda programa başvuru sırasında da İngilizce seviyesiyle ilgili bir bilgi vermesi gerekiyor. Onlar da bir tarih belirleyecektir. Şu tarihe kadar sınav sonucunu getirmen gerekiyor diye. Dolayısıyla o anda başvuru anında sunmasına gerek yok. Birkaç tane de sınav var. IELTS, TOEFL değil, başka sınavlar da var. Öğrenciler, adaylar bunları değerlendirebilir. Peki. Tamam. Peki not ortalaması ile ilgili belli bir giriş şartı, bursa başvuru şartı diyeyim var mı? Ya da işte mezun olma şart olmadığını söylediniz zaten. Dördüncü sınıftaki öğrenciler de başvuru yapabiliyorlar. Ama not ortalaması minimum bir herhangi bir şart var mı? Belirtilmemiş ancak doğrudan programa bağlı olarak programları belirlediği başvuru kriterlerine uygun olarak olacaktır. Ama yine de şöyle bir sistem düşünün. Eğer çok başvuru varsa ne kadar isteriniz o kadar iyi. Dolayısıyla hani yüksek bir GPA'ye sahip ya da IELTS skoruna sahip adayların başarılı bir başvuru başarılı ile birlikte değerlendirileceğini söyleyebiliriz. Doğru, evet. Ama yani siz belki birazcık programlara minimum neler isteniyor onlardan bahsedebilirsiniz. Onlar şu an için hani burs açısından da uygun olacaktır. Ama dediğimiz gibi günün sonunda 5 kişiye burs vereceği için bazı kriterler kendi içlerinde belirliyor olabilirler. Evet, Cranfield Üniversitesi'nin genel olarak giriş şartı 2.8, 4 üzerinden 3 civarında. Çünkü başarılı bir üniversite olduğu için dediğiniz gibi hani zaten gelen başvuruları da o şekilde eliyor. Onun dışında IELTS ilk etapta üniversite için şartlı kabul yapılabiliyor ama sizin de söylediğiniz gibi belli bir tarihe kadar zaten öğrenciye o IELTS belgesi veya TOEFL ya da Pearson PT belgelerini eklemesini istiyor mutlaka. Göndermesini istiyor şartsız da çevirmek için. 6,5 bazı bölümler için 7 olabiliyor bu şart IELTS'te. Tabii ki aslında şey hani 2.8'in altında da kabul alamaz mıyım gibi bir şey olmasın öğrencilerimizde. Çünkü başvuru dosyası burada önemli olan aslında üniversite kabulünden bahsediyorum yine. Dosyanın güçlüğü, niyet mektubu, işte referanslar, CV, oradaki iş deneyimleri, katıldığı seminer sertifikalar bunlarla ilgili bütün detaylar aslında dosyada önemli kabul için. Yani not ortalaması ilk kriter belki ama sınırda olan öğrenciler için bunlar da destekliyor açıkçası. Yine hani bizler öğrencilerimize tabii dosyalarını hazırlarken yönlendirirken de yine yardımcı oluyoruz kabul alabilmeleri şansını arttırmak için. Burs için de tabii ki bu şartlar minimum olarak o zaman geçerli yine. Peki öğrencilerimize ne tavsiye verirsiniz? Bursa başvuru yapmak isteyen ya da yapan öğrencilerimizin şansını arttırmak, kendi şanslarını arttırmak için nelere dikkat etmeleri gerek? Tavsiye verirsiniz. Kaç tane aslında soru var burs başvuru formunu incelediğimizde. Adayların kişisel bilgilerinin yanında işte ne zaman mezun oldular, GPA sınavları var mı yok mu gibi birkaç tane cevaplamaları gereken soru var dediğim gibi. Neden Birleşik Krallık'ta master yapmak istiyorsunuz ve neden Cranfield gibi bir soru var. Bu soruların cevaplarını iyi hazırlamak gerekiyor. 250 ila 1000 kelime arasında bir yanıt vermek gerekiyor. Sahip olduğunuz deneyim ve becerilere neden bu burs için uygun olduğunu düşünüyorsunuz mesela. British Council bursiyeri olarak Birleşik Krallık'ta seçtiğiniz sistem alanının kariyerinize ve ülkenize döndüğünüzde ülkenize katkısı ne olacak sosyoekonomik anlamda? Ülkenize sistem alanında kadın ve kız öğrencilere nasıl ilham vereceksiniz? Tanıtım elçisi olarak sistem alanlarını tanıtmak için Türkiye'de neler yapacaksınız döndüğünüzde gibi biraz böyle öncesi yani geçmişleri ve gelecekte ne yapacaklarını anlatmaları gerekiyor. Aslında aşağı yukarı grade burslarında da ya da ne bileyim çimlik vesaire gibi burslarda da bu tarz sorular var. Essaylerini yani başvuru formunu
yani önemli sorulardan bazıları bunlar. Bunları yanıtlamak önemli. Üstünde çalışılması biraz sizin dediğiniz gibi mesela hani programlara başvururken de aslında çok ortaklıkları var bazı soruları. Neden istediklerini anlatmaları gerekiyor. İlgileri nereden geliyor onları anlatması gerekiyor adayın. Tutkularını göstermeleri gerekiyor aslında ve belki de hani en temel şey samimi olarak yapabileceklerini göstermeleri oldukça önemli bu noktada. Peki başvuru nasıl yapıldığından biraz bahseder misiniz? Yani öğrenci önce okul başvurusunu mu yapıyor yoksa tek bir form mu var, ayrı ayrı formlar mı var? Biraz ondan da bahsedebilir misiniz? Şöyle bizim sayfamızdan Cranfield'ın sayfasına geçiyorlar adaylar. Orada bursla ilgili bilgilerden sonra en altta başvuru formuna erişilebiliyor. Sonra da ayrı bir sayfaya geçerek işte bu bahsettiğimiz soruları dolduruyor. Yaklaşık 7 sayfa, hani diğer sorular çok kısa, kişisel bilgiler ama bu saydığımız sorulara odaklanmaları gerekiyor adayların. Bursa, önce bursa başvuru yapıyorlar. Hangi alanda eğitim alacaklarını da oradan işaretliyorlar. Ama program için ayrıca bir başvuru yapmaları gerekiyor ve sonrasında bursa başvururken programdan kabul alma şartı aranmıyor. Üniversite muhtemelen hani artık programa başvurabilirsin diye yönlendirecek. O süreci nasıl yönetiyorlar emin değilim ama dediğim gibi program başvurusu sonra oluyor. Tamam, peki. Ayrıca biz de bu program başvuruları için öğrencilerimize yardımcı olabiliyoruz ücretsiz olarak, yine belirteyim. Ama önce burs başvurusu, daha sonra program başvurusu çok önemli bir kriter. Program başvuru yapmadan önce burs formunu mutlaka doldurmaları gerekiyor öğrencilerin. Peki başvuru son tarihi nedir? Ne zamana kadar öğrenciler başvurması gerekiyor ve yani o halde zaten başvururken ellerinde herhangi bir kabul vesaire olmuyor. Önce burs başvurusunu onaylıyor. Peki bir de şunu sorayım. Burs başvurusunu yaptıktan sonra sizin belirteceğiniz son tarihe kadar da yine üniversite formunu doldurmaları gibi bir şart var mı? Yoksa onu deadline'dan sonra yapabilirler mi? Şu anda burs için ben başvuru tarihi verebilirim. 31 Mart. Başvuruyla ilgili dediğim gibi herhangi kesin bir tarih yok. Üniversite muhtemelen onu o konuda yönlendirecek. Şeyden emin değilim. Yani bir short list yapıp başvuranlar arasında en kuvvetlileri hadi programa başvurun mu diyecek, herkesin başvurun diyecek. O kısımdan emin değilim. Başvuruna göre de belki bu belirleyici olabilir bu arada. Kaç başvuru, hani 500 kişi atıyorum başvurmuşsa 500 kişiye de programa başvuru yaptırmayabilirler. Bir önerilemeden sonra program şeklinde olabilir. Onunla ilgili net bir bilgi yok. Ama 31 Mart, bunu bir kenara yazalım. 31 Mart'ta submit etmeleri gerekiyor. Cevaplayacakları soruları da düşünürsek zaman alan bir şey. Son ana bırakmamalarını tavsiye ediyoruz pek tabii. Evet, son ana bırakmasınlar ki okul da yönlendirdiği e-maille onun için de zamana ihtiyaçları olacak. Sonuçta okul başvurusunda da belli belgeler hazırlamak zorundalar. Evet, son ana kalmasın ama 31 Mart önemli bir tarih. Henüz de vakit var. Neyse ki Şubat'ın ortasındayız. Evet, genelde mesela önce programa başvurudur, kabuldür. Biraz evet. Rate ile ilgili belki konuşuruz. Burada dediğim gibi önce bursa başvuru, sonra programa başvuru. Aslında bir yandan da iyi belki de. Tabii, doğru. Evet. Hiç kısaldı. Peki bir yaş sınırı var mı burs için başvuru yapan adaylar arasında? Yok. Birleşik Krallık bu konuda da yaşla ilgili sınırlama, fırsat eşitliği fırsat eşitliğini kuvvetli savunan ülkelerden biri, öncülerinden hatta. Dolayısıyla da eğitimde fırsat eşitliğine inanan bir ülke. Kesinlikle hani doktoradır, lisanstır vesaire bunda yaş sınırlamaları, bu programlar için yaş sınırlaması yaptığını ben hiç daha önce görmedim. Dolayısıyla da böyle bir yaş aralığı belirtilmiyor. Evet, bize de çok geliyor bu soru, doğru. Çok büyük yaşa öğrenci lisansa gitmek istediğini belirtiyor ama işte nasıl olur diye çok sorular soruluyor. Burs için de demek ki yok, bu da tabii güzel bir kriter olmuş. Fırsat evet. Ama evet. Tabii şey var gene de bilimsel alanlarda alanının hani kariyerin başlangıcında olan kız öğrencileri vesaire gibi bir tanım var.
Orada nasıl değerlendiriyorlar, nasıl yapıyorlar onu bilemiyorum ama spesifik bir yaş belirtilmediğini söyleyebilirim. Şart olarak yok en azından başvuru esnasında. Evet. Peki biraz hem bu burstan sonra hem de İngiltere'nin master yaptıktan sonra İngiltere'de onun bir öğrenciye getirdiği avantajlar ve mezuniyet sonrası imkanlar neler? Biraz da ondan bahsedelim. Evet, geçen sene başlayan, geçen yaz başlayan pandemiden dolayı ertelene ertelene ilk uygulama geçtiğimiz yaz başladı. Graduate Route dediğimiz mezun rotası. Bu programa ilgi oldukça yoğun. Sadece burs özelinde değil ama Birleşik Krallık'ta lisans üstü okumak isteyen tüm öğrencilere açık olan bir program. Başarılı bir şekilde bu programları tamamlayan öğrenciler isterse bir yıllık master programı olsun, isterse doktora veya lisans programı olsun. Dediğimiz gibi öğrenciler minimum 2 yıl kalma ve çalışma hakkına sahip oluyor. İş bulmadan bu vizeye başvurabiliyor. Ve hani oturumunu aldıktan sonra iş aramaya devam edebiliyor bu 2 senelik süreç içinde ve hani iş bulduğunda da çalışmaya başlıyor. Çok fazla iş aramayla ya da hani bulmayla ilgili sürecin çok uzun olduğunu düşünmüyorum. Kısa bir zamanda hani bulabilirler. Dolayısıyla 2-3 aylık minimum ya da hani en fazla iş arama sürecinden sonra çok rahat bir şekilde bir iş bulup çalışmaya başlayacaklardır. Böyle bir uygulama başladı. Biz de hani bu konuda heyecanlıyız. Öğrencilerden de yoğun talep görüyoruz, ilgi görüyoruz. Umarım da hani hem bursiyerler olsun hem diğer gidecek öğrenciler için güzel bir avantaj. Belki hani sizin pratikte öğrencilerle deneyim bazı şeyler olabilir, bilgileri paylaşmak isterseniz paylaşın lütfen. Biz öğrenci yani çok öğrenci görmediğimiz için siz sahada birisi olarak belki birazcık daha bilgi vermek isteyebilirsiniz. Doğru, biz de çok heyecanlandık. Bu sene ilk öğrenciler artık başvuru yapıp aldılar vizelerini ve çok da kolay bir prosedür. Hiç zorlayıcı değil. Herhangi bir yere gidip parmak izi vermediler. Tamamen online formu doldurup bütün biyometrik işlemlerini de telefondan scan ederek yaptılar hatta. Ama tek şart İngiltere'de yapmaları gerekiyor vizeleri bitmeden. Ve 5 gün içerisinde de geldi hep öğrencilerin oturum izinleri aynen. BRP kartları da işte bir 10 gün falan daha sonra geldi. Bizim geçen sene giden yani bir sene önce giden öğrencilerimizin birçoğu zaten başvuru yaptı bu vizeye. Aynen dediğiniz gibi çok fazla iş aramadılar. Ve en büyük avantajı da hali hazırda oturum izni ve full time çalışma izniyle birlikte geldiği için işverenler onları sponsor olmak zorunda kalmıyorlar. Bu çok çok güzel bir avantaj. 2 yıl çok güzel bir süre bunun için. Hatta bizim kurucularımız Suat Bey ve Ahmet Bey, Suat yani bu şekilde İngiltere'ye gidip orada okumuşlar. Suat Bey hatta bu şekilde oturum daha sonrasında oturum izni ve vatandaşlığını alıp İngiltere'de, Türkiye'de yaşıyor iki yerde birlikte. Yani pratikte çok mümkün sonrası için. Önü çok açık bir prosedür ve dediğim gibi çok sevindik. Bir dönem vardı, daha sonra kaldırıldı bu sistem. 9 gibi kaldırıldı ya da 2009. Evet. O günlere şahit oldum. Sonra tekrar gelmiş olması sevindirici gerçekten. Bir de aynen bu program olmadan önce iş arama süreleri işte kolay kolay işverenler sponsorluk istiyor. Hani o kişiyle çalışmayı ama sponsorluk kişiyle uğraşmak istemiyordu. Burada öyle bir prosedür ortadan kaldırdığı için gerçekten işveren için de kolaylık ve seve seve kabul ediyor bu adaylarla çalışmayı. Akıllarında olsun adayların bu arada. Bizden hani burs alma şansını yakalayanlar sonrasında bizle irtibata geçip bizden bir yazı almaları gerekiyor. Ben zaten hani o bursiyerlerle arkadaşlarım irtibatta olacaklardır. Vereceğimiz yazıyı da başvurularına eklemeleri gerekiyor. Akıllarında olsun. Tamam. Bunu da not alsınlar ve bursu alan, sistem bursunu hak eden öğrencilerin daha sonra herhangi bir geri ödeme ya da sizin de belirttiğiniz gibi bir çalışma, Türkiye'ye dönüp çalışma gibi bir zorunlulukları yok. O yüzden bu graduate vizadan da çok rahat şekilde faydalanabilecekler. Bir de bu çalışma izniyle ilgili şunu da çok kısa bahsedeyim. Evli olarak veya çocukları olarak, yani çocukları olan öğrencilerimiz de gittiğinde dependent vizesi olanlar da aynı şekilde bu oturum izninden faydalanabiliyor. Eşler de
full time çalışma hakkına sahip oluyor. Bu da çok büyük bir avantaj tabii ki. Oldukça güzel. Ile ilgili de hani okula vesaire bilmiyorum işte şey küçük bir çocuksa kindergarten'a vesaireye gidecekse üniversitenin belki sağlamış olduğu siz o kısmı daha iyi bilirsiniz. PhD öğrencilerine özellikle mesela sunulan hizmetler ya da genel olarak bütün PhD ve master öğrencilerine ücretsiz olarak belki hani üniversitenin sunmuş olduğu yuva kreş imkanı var. Varsa yararlanabilirler. Aynen. Evet, doğru. Konaklama da aynı şekilde, yeri gelmişken ondan da bahsedelim. Aile konaklamaları olan birçok üniversite var bünyesinde. O yüzden bursa başvuru yapmak isteyen evli kadın adaylarımız da lütfen hiç düşünmeden başvursunlar. Kesinlikle. Evet. Peki, STEM bursu ile ilgili hiç soru var mı acaba? Bir hemen onlara ben bakmak istiyorum. Daha sonra diğer bursumuza geçelim. Arkadaşlarım bana WhatsApp'tan ilettiler. Oradan okumak biraz daha pratik olacak belki. Öğretmenler için projeler ve eğitimleri alanlarında bilgilendirme yayınlarınız olacak mı diye sormuşlar. Öğretmenlere yönelik projelerden kastımız ne acaba? İngilizce öğretmeni mi? Yoksa hani genel branş, herhangi bir branş mı? Genelde İngilizce öğretmenlerine yönelik çalışmalarımız var. English Together Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız bir çalışma mesela. Milli Eğitim Bakanlığı'nın seçmiş olduğu öğretmenleri, İngilizce öğretmenlerini eğitiyoruz. Daha sonrasında o öğretmenler de diğer öğretmenleri eğiterek böyle bir sistem oluşturuldu. Sabancı British Council ve Milli Eğitim ortaklığıyla yürütülen bir proje. Onun dışında öğretmenlere yönelik spesifik bir programımız bulunmuyor. Bilmiyorum, soruyu yanıtlayabildim mi? Eğer hani daha başka da sormak isterlerse sorabilirler, yine takip ediyoruz. Ayfer Gümüş sormuş. Merhaba, herhangi bir üniversite öğrencisi olmayanlar da yüksek lisans yapabilir mi burslu? Tam soruyu herhangi bir üniversite... Üniversite öğrencisi olmayan, hani acaba şeyi kastediyorsa, mezunlarsa evet. Şöyle yani birazdan diğer burs imkanlarına falan değineceğiz ama STEM bursuyla ilgili bu soru geliyorsa pek tabii ki başvurabilirler. Kadın öğrenci yani kadın bilim alanında çalışan bir kadın öğrenci adayı ise pek tabii ki başvurabilirler. Diğer burslar için de hani birazdan bazı bilgiler vereceğiz. İsterseniz takipte kalın. Sadece bu sene için midir, devamlılığı olabilir mi diye güzel bir soru gelmiş. Yani şöyle, şu anda devamlı olup olmayacağını bilmiyoruz. Bu sene ikinci yılı STEM burslarının Türkiye'de dahil oldu. Seneye nasıl bir program bizi bekliyor bilmiyoruz. Değişebiliyor. Bazen hani şimdi şu ülkelere odaklanalım deyip bütçeye de bağlı olarak farklı ülkelere yönelebiliyorlar. Onu şu anda söylemek çok zor ama sadece söyleyebileceğim British Council olarak benim gözlemlediğim daha fazla nasıl burs yaratabiliriz? Sadece Türkiye özelinde değil ama tüm dünyada bu tarz çalışmalara bakılıyor ama hemen bunun cevabını veremiyorum. Bizi takipte kalmanızı tavsiye ederim. Umut ediyorum. Gerçekten umut ediyorum olmasını. Normal başvurularda Cranfield Üniversitesi yeterli İngilizceniz yoksa bir dönem İngilizce kursu veriyor. Bu burs için de geçerli olur mu? Precision burslardan bahsediyorlar sanırım. Tamamen master programları için geçerli. Precisional için geçerli değil. Tamam. O zaman direkt yeterli İngilizceye sahip olması gerekiyor öğrencinin. Adaydan beklenen yeterli İngilizceye sahip olması gerekiyor. Aynen. Bir tane de bir sorumuz daha var. Bu burs programı yalnızca postgraduate eğitimini kapsıyor. Master. Yani postgraduate dediğim lisans üstü ama hani yüksek lisans, yani master programını karşılıyor. Evet, doktora için değil, bir sene master için. Hı-hı. Tamam, peki. Sorularımız bu kadar. Şimdi diğer konumuza geçelim. Evet. British Council'ın yine Türk öğrencileri için özel olarak verdiği başka bir burs da mevcut. Bu da Great bursları. Biraz da ondan bahsedebilir miyiz acaba? Bu da Great bursları da gittikçe yaygınlaşıyor. Yaklaşık 5-6 senedir verilen bir burs programı. Hemen hemen hepsinde Türkiye yer aldı.
Bu sene 8 burs veriyoruz. Üniversitelerde Anglia Ruskin, Royal Agricultural University. Bu tarımla ilgili çalışmalar yapan bir üniversite. Spesifik bir alanda çalışma yapıyor. University of Bradford, East Anglia, Edinburgh, Hull, Northampton ve York Üniversiteleri var. 10 bin pound değerinde bir burs imkanı sunuyor. Eğitim ücretine yönelik. Eğitimin geri kalan kısmını adayın kendisi, yani eğitim ücretinin geri kalan kısmını adayın kendisinin karşılaması bekleniyor. Aynı şekilde yaşam masrafı da öğrenciye ait. Bir yıllık master programları için belki doktora olarak da kabul edenler vardır ama gene doktoranın ilk senesi için geçerli. Üniversite değiştiği için kriterler tek tek üniversitelerin sayfalarına girip bakmaları gerekiyor. Belki arkadaşımız link değiştirip diğer link, bilmiyorum, yapılabiliyorsa koyabilirse adaylar diğer bursun başvuru kriterlerini de inceleyebilirler. Veya Great Bursları British Council diye yazarlarsa Google'da karşılarına çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet. Evet ve saydığınız belli üniversiteler için sadece veriliyor. Bu çok önemli bir nokta. Peki bu okulların içinde bütün bölümler için veriliyor mu? Yani o okulların master programlarına başvuru yaparken? Şöyle, bazı üniversiteler bütün alanları kapsıyor. Yani bütün alanlara başvuruları kabul ediyor. Yani daha doğrusu burs bütün bölümler için geçerlidir diyor. Bazıları belli alanlarda bölümler için geçerlidir diyor. Yine üniversitenin tek tek sayfasına gidip incelemesi gerekiyor. Hatta son başvuru tarihleri de birbirinden farklı. Mayıs ile Haziran arasında son başvuru tarihleri var. Burada ama önce programa başvuru yapması gerekiyor. Kabul aldı bursa başvurduğu için ona dikkate alması gerekiyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Bir programa başvurduklarında dönüş süresi herhalde bir ayı falan buluyordur, değil mi? 4-6 hafta arasında sürüyor, evet. Aynen. Yani bugün başvursalar Mart ortası ya da sonu cevap gelecektir. Sonra da bursa başvuruyor. Dolayısıyla bence programa da en son başvurular herhalde yani Mart ortası falan yapılması lazım. Ya da Mart sonu en geç. En geç ve de bazı okulların bölümleri de erken de doluyor bu arada. Onun da uyarısını yapalım. Birçok üniversiteden her gün bu bölüm kapanıyor artık diye bizlere uyarılar geliyor. O yüzden düşünen öğrenciler mutlaka lütfen detaylı incelesin, bizlere ulaşsın. Dediğiniz gibi her okulun şartı da farklı, tarihi de farklı. O noktada çok detaylı bir çalışma yapmak gerekiyor açıkçası. O yüzden hani ilgisini çeken adaylar mutlaka ulaşsınlar lütfen. Peki, STEM bursu için sadece kadın kız öğrencilere verildiğini söyledik. Bu burs için böyle bir özellik var mı yoksa herkes başvuru yapabiliyor mu? Yaş ayrımı yok. Herkese açık, kadın erkek, bütün adaylara açık. Evet, yine o zaman IELTS ve GPA şartı da yine okulun kendi giriş şartına göre değişiyor. Çünkü okul önce başvuru yapıyor. Aynen, dediğiniz gibi. Yani o noktada dönüp burs değerlendirirken gidip bakıyorlar mı bu öğrencinin notu nedir vesaire, onu bilmiyorum. Ama bu arada başvuru formundaki sorular demin STEM bursu için bahsettiğimiz sorulara yakın. Neden bu bursa, yani aslında işte motivation letter dediğimiz neden bursa başvuruyorlar, ilgileri o alana nereden geliyor, neden o üniversite vesaire gibi sorulara cevap vermesi gerekiyor. Ya da hani soru yoksa da bunları düşünerek o kompozisyonları yazmaları gerekiyor. Siz o konuda zaten yardımcı olursunuz öğrenciye. Evet. Evet, çok detaylı yönlendiriyoruz öğrencileri aynı şekilde. Peki bursun 10 bin pound sadece eğitim için verildiğini söylediniz. Kaç öğrenciye veriliyor peki burs? Her bir üniversite bir tane burs veriyor. 8 burs bulunuyor. Tamam. Son başvuru tarihi olmadığını yani var ama her okul için farklı olduğunu. Evet. Şimdi evet. Aklımda yok ama tek tek etüt etmiştim bursları. Kimisi Mayıs, kimisi Haziran. Birkaç tane galiba Mayıs, çoğunluğu Haziran olabilir. Hatta Haziran'ın sonu olabilir. Bir yandan da bilmiyorum, bir miyim diye bakıyorum ama şu anda biraz zor. Tek tek bakarlarsa iyi olacak. Evet, takdiri bir tarih vermek de yeterli zaten bizim için açıkçası.
Peki bunlar British Council'ın verdiği iki tane önemli burslu. Ama onun dışında yine ekleme de yapacak olursak İngiltere üniversitelerinin de yine kısmi olarak verdiği birçok burs imkanı mevcut. O yüzden hani başvuru yapmaktan lütfen çekinmesin adaylar. Kısmi burslar miktarı değişiyor yine sizin söylediğiniz gibi tarihler değişiyor, son başvuru tarihleri, içerik değişiyor. Kimi nota bakarak veriyor, kimi yaptığı aktivitelere bakarak. İşte bazı üniversiteler hatta başvuru esnasında kabul verirken kabul esnasında otomatik olarak öğrencilere verebiliyor. Çok çeşitli burslar var. O yüzden mutlaka bizlerle sizlerle iletişime geçsin ilgilenen adaylar. Belki şunu ekleyebiliriz. Genelde yani benim gözlemlediğim %10 ila 50 arasında burslar olabiliyor. Birazcık daha böyle %50 ve üzerine çıktığında üstün başarı beklenebiliyor. Dediğim çalışmalar, etkinlikleri falan dikkate alarak da çok fazla hani spor bursu vesaire gibi burslar öyle burs programları yok ama belki hani başvurularında etken olabilir. Disiplin kazandırdığı için adaylara. Bir hani beceri kazandırdığı için ama genelde eğer bursun oranı yükseliyorsa bilin ki hani başarılı olmak gerekiyor. Bir de sadece üniversitelerin verdiği burslar değil, çiftlik bursları bunu da adaylar dikkate alabilirler. Çiftlik burslarına genelde başvurular Ağustos falan gibi başlıyor, Kasım gibi de kapanıyor. Bu tabii 2023-24 için düşünebilirsiniz. Milli Eğitim'in vermiş olduğu burslar var. Çivning'in mesela bursları geri dönme şartı arar. Graduate'da kalabileceğinizi zannetmiyorum. Geri dönmeniz ve ülkenize hizmet ediyor olmanız gerekiyor. Onda birazcık yaş sınırlaması var. Çünkü hani kariyerine başlamış başında başarılı olan kişilere veriliyor idi. Ve hani istedikleri alanda eğitim alabiliyor. Eskiden bölüm kısıtlaması da vardı. O kaldı. Bir de Milli Eğitim'in bursları var. Karşılıklı burs parasını geri ödemiyorlar ama hizmet etmesi gerekiyor Milli Eğitim belirlediği devlet dairelerinde ya da üniversitelerde. Bu şekilde burslar hani sayabileceğimiz tam burs olarak bir de dediğimiz gibi üniversitelerin kısmi bursları bulunuyor. Evet. Doğru. Bunun dışında da dediğim gibi sizin sayfanızdan, bizlerin sayfalarından çok detaylı bilgilere ulaşabilir öğrenciler. Hiç çekinmesinler aramaktan lütfen. Benim sorularım bu kadar. Bir öğrencimizden yine bir sorumuz var. SAT sınav ile başvuru hakkında bir program yapabilir miyiz? SAT sınav ile başvuru hakkında. Masterlara SAT ile sorulmuyor. Lisans için belki bu soru gelmiş olabilir. Yani bizim SAT çok uzman kalınımız değil. Amerikan sistemi olduğu için çok bilmiyoruz. Bilmiyorum siz gelen öğrencilere SAT ile ilgili yönlendirmeler yapıyor musunuz? AP skorlarıyla da dilerse öğrenciler başvurabiliyor. Ya da hani liseleri IB ile IB diploması veriyorsa oradaki skorlarıyla da başvurabiliyorlar. Çeşitli rotalar mevcut ama hani SAT bizim pek alanımıza girmediği için biz yardımcı olamıyoruz. Belki hani sizin o tarz hizmetleriniz ya da bilgilendirmeleriniz oluyordur. Evet, yani SAT tek başına almak değil, dediğiniz gibi işte AP ile birlikte SAT gibi oluyor. Ve öğrencinin başvurduğu okulun giriş şartına bakarak ancak kaç puan alması gerek ya da SAT oluyor mu? İngiltere çünkü daha fazla evet A-Level, IB gibi dedi ama şunu da ekleyeyim, bilmiyorum dediğiniz gibi belki lise öğrencisi soran. Sadece uluslararası bir diplomayla değil, Türk lise diplomasını da kabul eden birçok üniversite var İngiltere'de. Sizin belirlediğiniz listeye bakarak hangi okuldan mezunsa öğrenci. O yüzden hani başvuru kriterleriyle ilgili böyle çok net mutlaka SAT, AP, işte IB istiyor gibi bir algı olmasın öğrencilerde. Yani giriş şartlarıyla ilgili okulların farklı uygulamaları mevcut. Evet, Evet. bizler de zaten hani öğrencilerle uzun zamanda çalıştığınız için hangi okulların öğrencileri Birleşik Krallık'taki eğitim sistemine adapte olabilir? Direct entry yani doğrudan birinci sınıftan başlama için uygun mu değil mi? Bu konuda tavsiyelerinizi üniversitelere iletiyorsunuz. Kimisi Evet. katı olabiliyor, değiştirmiyor. Kimisi de birazcık daha esnek olabiliyor sizlerle konuştuktan sonra ya da hani bizlerle konuştuktan sonra. Sizlerin yönlendirmesi önemli olacaktır.
Evet, resim temsilci olarak belirttiğiniz gibi sizin bizlere ve sizlere de çok fazla üniversiteler güveniyor bu anlamda. Ve yıllar içinde çok üniversitede giriş şartını değiştirmiştir. Ve sıralamada çok yukarıda olan okullar da var burada Türk lise diplomasını kabul eden. Hani okulun rankingiyle de çok ilgili değil aslında. Şunu gözlemledim, öğrenciler gidip orada, Türk öğrenciler başarılı oldukça elbette ki buranın eğitim sistemine ya da eğitim sistemi gelen öğrencilerin eğitimlerine çok daha fazla güvenip giriş şartlarını esnetebiliyor okullar. Tavsiyelerimiz hep bu yönde oldu. Yani hani belki esnetebilirsiniz ama gözlemlemek gerekiyor öğrencinin adaptasyonunu. Ona göre yani hani şartlarınızı esnetmeye devam edebilirsiniz gibi tavsiyelerde bulunuruz. Çünkü günün sonunda biz okullarla ilgili hani hangi okul ne derece eğitim veriyor vesaire çok bunlara vakıf olamayabiliyoruz. Elimizden resmi bir data da yok. Sadece görüş bildirebiliyoruz. Siz de biz de keza. Resmi olmadan konuşmak çok zor maalesef. Tabii. İşin pratik kısmını görebiliyoruz ama dediğiniz gibi evet resmi olarak zor. Evet. Bayağı Türk Üniversitesi, yani Birleşik Krallık Üniversitesi pazara girdiği için bazı uzun yıllardır Türkiye'de olduğu için hangi liseden hangi öğrenci ya da üniversiteden hangi öğrenciler iyi yapabilir, ayak uydurabilir, birinci sınıftan hazırlık okumadan başlayabilir. Bunlara yani vakıflar ve yani son birkaç yıldır da gizli listesini genişleten üniversiteler görüyoruz. Devam ediyor. Evet. 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 Peki yayını kaydeder misiniz diye sormuşlar. Evet, yayını kaydedeceğiz. Daha sonrasında girip yine izleyebilirsiniz sorularla ilgili. Değerli katılımınız için biz Edukas ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz size Semra Hanım. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok güzel bir yayın. Güzel sorulardı. Umarım Umarım. öğrencilere. Lütfen Evet. kız öğrenciler, kadın öğrencilerimiz lütfen bu bursu es geçmeyin. Muhakkak başvurun. Kendinize güvenin. Bence yapabilirsiniz. Keşke hani benim öyle becerilerim olsa yapsaydım ama yani hani maalesef güzel bir imkan değerlendirin. Evet, bizler yapamadık ama belki yapacak olanı öğrencilere ışık tutuyoruz şu anda. Evet. O da yeter. Dolayısıyla yani hani kendinizi lütfen güvenin, çekinmeyin, başvurun. Başvurun, görün. Olmazsa olmaz, hiç problem değil. Değil ama. Umuyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Semra Hanım. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.